Herkese merhaba. Bir soruda bu hafta Gazi Mavus'adayım. Bu haftaki sorumuz, yargılanmayacağınızı bilseydiniz ne yapardınız? Bakalım sorularımıza ne cevap alacağım. Yargılanmayacağınızı bilseydiniz ne yapardınız? Babama yediğim tüm altları söylerdim. Baba merhaba. Çok olanı aza verirdim herhalde. Başka bir şey yapacağımı sanmıyorum. Şu şartlarda gider bir banka soyardım. O kadar aynen mantıklı olabilir. Yani banka falan soyardım herhalde. Herhalde bürokratları ve siyasileri öldürürdüm. Meclise bomba atardım. Gerçekten meclise bomba atardım. Yargılanmayacağınızı bilseniz ne yapardınız? Bütün bakanları döverdim açık ve net. Bütün bakanları tek tek döverdim alayını. Hiçbiri kaçmazdı yani. Yargılanmayacağınızı bilseniz ne yapardınız? Ne yapardım? Herhalde banka soyardım. Özgür ülkelerde olduğu gibi ben de şu an kötü yönetimden dolayı bütün siyasileri söverdim. Yargılanmayacağınızı bilseniz ne yapardınız? Banka soyardım. Neden diye soracaksan, çünkü ekonomi çok kötü, çarşımız bomboş, esnafız, borçlarımızı ödemek için en azından fakirlere de bu krizde yardım ederdik. Yargılanmayacağını bilsen ne yapardın? Merkez Bankası kesinlikle soyardım. La Casa'da şey olabilir, Kıbrıs olabilirdi ya. Güzel olurdu. I just do me. I mean just I walk the way I like to walk. I do whatever the I love to do. I don't care. Yani para kazanabileceğim çoğu yeri soyardım yani. Banka falan soyardım. Dünyanın global olmasını sağlamaya çalışırdım. Bunu söylemek bile maalesef artık bir suç teşkil etmeye başladı. İnsanların fikir özgürlükleri kayboldu. İnsanların kardeşçe yaşama özgürlükleri kayboldu. Bunları dile getirdim sanırım. Kapalı Maraş'ın giremediğimiz bütün bölümlerine girmek isterdim. Korkusuzca konuşurduk. Şu anda konuşamıyoruz. Özgürce giyinebilmek ve özgürce sokaklarda gezebilmek isterdim gerçekten. Özgürce doya doya gezmek isterdim her tarafa. Vallahi yargılamayacağımızı bilmiş olsaydık, İngiltere'de var olabilir, kürsü varmış. Biz hiç görmedik ama oraya çıkıyorsun, eleştirebildiğini, istediğin kadar eleştiriyorsun, küfür serbest. Yani şu ülkeyi şu hale getirenlerin hepsine küfür ederdim. Başka yapacak bir şey yok. Yargılanmayacağınızı bilseniz ne yapardınız? Vallahi düşüncemi söylerdim her zaman. Bu algın bu kadar dövizle ev ödeyen, kira ödeyen, hayat pahalılığı bir anda %50 olan, işçinin kazananın, bodrolunun ücretlerinde hiçbir hal değişmeyen, seçimlerde yine her sürekli aynı kişiler gelmez. Yani bunları daha fazla söylemek ister insanlar. En azından insanların şu andaki düşüncelerine tervan olmaya çalışırdı. Başka söyleyeceğimiz bir şey ne var, ne olabilir? Bir soruda bu haftaki sorumu sordum. Siz de sormamı istediğiniz soruları Instagram, Facebook, YouTube ve Twitter'dan yorum kısmına yazabilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.